2004 yılı ilk 7 ayı il geneli mal varlığına karşı işlenen suçlarda bir önceki yılın aynı dönemine oranla %32 azalma oldu. Bu suçlarda bir önceki yılda aydınlatma oranı %59 iken 2024 yılında bu oran %82'ye çıkarıldı. Yani bu yıl bu suç türünde mal varlığına karşı işlenen suçlarda her 5 suçtan 4'ü tamamen aydınlatıldı. Evden hırsızlık olaylarına baktığımızda bir önceki yılın aynı dönemine oranla %42 oranında bir azalma meydana geldi. Aydınlatma oranımız da %44'ten %64'e çıkarıldı. Bu suç türlerinde ilimizde aydınlatma artış oranı ülke genelinin oldukça üzerine çıkmış hale geldi. Otoda hırsızlıkta bu yıl yarı yarıya bir azalma var. Aydınlatma oranımız da %30'dan %65'lere çıkarıldı. 2024 yılında emniyet güçlerimiz tarafından otodan hırsızlık yapılan her 10 araçtan 6'sının faili tespit edildi ve alındı. Bağbahçe hırsızlığı olaylarında bu yıl jandarmamız özel tedbirlerle önemli başarılar elde etti. 2023 yılında il genelinde 43 hırsızlık olayı tespit edilmişken 2024 yılında bu sayı 17'ye düştü. Yarıdan fazla bir oranı ifade ediyor. Arkadaşlarımız bu 17 olayın tamamını da, yani meydana gelen 17 olayın tamamını da aydınlattı. Failli meçhul olayımız kalmadı. Emniyet Müdürlüğümüz Kapkaç olaylarında bir önceki yılın aynı dönemine oranla %67.4 oranında azalma sağladı. Bu olaylarda da aydınlatma oranı %42'den %74'e çıkarıldı. Emniyet ve jandarma bölgesinde motosiklet hırsızlığı olaylarında yine bir önceki yılın aynı dönemine oranla %57 azalma sağlandı ve aydınlatma oranı %38'den %62'ye çıkarıldı. İlimizde kasten öldürme olaylarında bir önceki yılın aynı dönemine oranla %21 azalma var. Kıymetli basın mensuplarım, 2024 yılında meydana gelen 52 kasten öldürme olayının tamamı aydınlatıldı. Burada da arkadaşlarımız aydınlatma anlamında %100 bir başarıyı sağladılar. Önem verdiğimiz bir husus, Gaziantep'te 2023 yılı ilk 7 ayında kesinleşmiş hapis cezasına göre aranan 6.758 kişi yakalanmışken 2024 yılının aynı döneminde 10.936 kişi yakalandı ve yakalama oranları %62'lik bir artış sağladık. Emniyet güçlerimiz toplam personel sayısıyla yapılan il geneli şok uygulamalarının artırılması neticesinde %62 oranında daha fazla bir yakalama oranına ulaşmayı başardığımızı söylemek istiyorum ve bu konuda hem emniyet hem de jandarma olarak Türkiye genelinde hep ilk üçte olduğumuzu ifade etmek istiyorum. İl geneli 2023 yılı ilk 7 ayına göre 2024 yılının aynı döneminde genel asayiş olaylarında %11 azalma sağladık. Aydınlatma oranımızı da %86'dan %94'e çıkardık. 2023 yılında 1691 adet silah ele geçirildi arkadaşlar. Aynı dönemde 2024 yılında %23 bir artışla 2075 adet silah ele geçirildi. Narkotik suçlarla mücadele anlamında Emniyet Jandarma Bölgesi narkotik suçlarla mücadele kapsamında 2023 yılına göre 2024 yılında operasyon sayımızı %102 oranında artırdık. Yakalanan şüpheli sayısı ise tam olarak %100 oranında arttı. Kıymetli arkadaşlarım, trafik hizmetlerine baktığımızda Emniyet Jandarma 2023 yılının ilk 7 ayında trafik uygulamalarında toplam 1 milyon araç kontrol edilmişken 2024 yılında 1.8 milyon aracın kontrol edilmesi sağlanmıştır. Trafik uygulamalarımızdaki artış %69 oranındadır. Yapılan kontrollerde 432.177 araca cezai işlem uygulanmıştır. Vatandaşlarımızı bilinçlendirmek amacıyla
toplamda 730 bin civarında vatandaşımıza değişik konularda eğitim ve farkındalık faaliyetleri gerçekleştirdik. Ayrıca bilgilendirme faaliyetleri anlamında ilimiz yapılan etkinlik ve ulaşılan kişi sayısı bakımından yurt genelinde yine ilk sıralarda yer almaktadır. Fıstık üretiminin yoğun olduğu ilçelerimizde jandarma asayiş timleri ve takviye jandarma komando timleri ile karadan, dronlarla havadan 7/24 esasına göre önleyici kolluk hizmetleri icra edilmeye devam ediyor. Alınan tedbirler neticesinde meydana gelen fıstık hırsızlığı olaylarında 2023 yılı aynı dönemine oranla %50 azalma olduğunu da ifade edeyim. Genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla Temmuz ayında park ve parklarda yaya ve motosikletlere yönelik yapılan uygulamalarda 31 bin şahıs ve 14 bin motosiklet kontrol edildi. 6812 motosiklete cezai işlem uygulandı. 671 motosiklet trafikten men edildi. Yapılan uygulamalarda 12 adet çalıntı motosiklet, 15 adet tabanca ve çok sayıda kesici, delici alet ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Bir taraftan yasal olarak ilimizde bulunan yabancılara ilişkin iş ve işlemleri yürütürken, diğer yandan da düzensiz göçle ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele tüm Türkiye'de olduğu gibi bizde de azim ve kararlılıkla devam etmektedir. Güvenlik güçlerimizin operasyonları ve denetimler neticesinde 2024 yılı 7 aylık döneminde, bunu siz de çok yakın takip ediyorsunuz, 2497 düzensiz göçmeni yakaladık. Yani sadece bu denetim ve kontrollerde olanı söylüyorum ve bunları İl Göç İdaresi Müdürlüğümüz geri gönderme merkezlerine teslim ettik. Bunun dışında ülkeye girişi, ülkede kalışı ve ülkeden çıkışı mevzuatımıza uygun olmayan göçmenlerle her boyutu ile mücadelemiz devam ediyor. Ayrıca ilimizde 25 adet mobil göç noktası aracılığıyla düzensiz göçle yine etkin bir şekilde mücadele ediyoruz. Bu araçlar şehrimizin farklı noktalarında güvenlik güçlerimizle beraber denetim ve kontrollerini durmaksızın sürdürüyor. Araçlar sayesinde yabancıların yasal kalış haklarının olup olmadığı artık çok kısa bir zaman içerisinde tespit edilebiliyor. Bu anlamda mevzuata uymayan bütün durumlara karşı gerekli idari ve adli bütün işlemler etkin bir şekilde tesis ediliyor.